hemen devamına şunu ekleyeyim ben. Biz Real Madrid'de işte Barcelona öyle onunla bununla Şampiyonlar Ligi artık final yarı final hedefliyoruz herhalde önümüzdeki senelerde. Tabii. Çünkü öyle bir kadronuz zaten öyle bir kadroya sahip ki ufak tefek tamamlamalarla oralara çıkabilecek güçte. Federasyonun almış olduğu karar var mesela önümüzdeki sezon yabancı indirimi konusunda. Ve bunun bağlantılı olarak milli takım işte sorumlularından yapılan açıklama milli takımın başarısızlığını yabancı oyuncuların fazlalığına bağlıyorlar bunun devamında ki bunlar herhalde aynı birleşimin, bunlar aynı halkanın tabii. işleri. Yani bu yabancı sayısındaki indirim, önümüzdeki sene değil de ondan sonraki sene çok net bir indirim var. Kademeli olarak azalıyor. Kademeli olarak. Bu indirim, yani bizim Şampiyonlar Ligi olsun, UEFA olsun, final oynama olsun, yarı final oynama olsun, bizim takımlarımızı etkilemeyecek mi? Yani 15 tane yabancısı olan bir takımla, örnek veriyorum, 2 sene sonra siz Real Madrid'de çeyrek final oynuyorsunuz. 5 tane yabancıdan çıkacakken, onlar 15 yabancıyla karşınıza çıktığı zaman, yani bu denklemde bizim artık 1-2 sene sonra oralara çıkma ihtimalimiz azalmayacak mı? Bir de milli takımın başarısızlığının Türkiye'deki yabancıların fazla oluşuyla bir alakası var mı? Şimdi öyle bir soru sordun ki öyle bir konu açtın ki esasında tabii son günlerde kimsenin konuşmadığı doğru da yere de sordun çünkü ben 3 defa da milli takım hocalığı yaptım. Şimdi benim beyanlarım arşivde duruyordur. Herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Ben milli takım hocasıyken milli takım federasyon başkanımıza, yönetimimiz Beler Bey'ine gelip bana yabancı sorduğu zaman ben serbest bırakılmasını söylemişimdir. Arşivlerde duruyordur. Kastım şuydu. Serbest bırakılsın ama kriter konsun. İngiltere ne yapmış? %75 milli takım sayısı demiş. Öteki ne yapmış? Yaş koymuş. Öteki büyük rakam koymuş. Öteki şu ülkelerden demiş. Şimdi ben hep şunu savundum ve yine söylüyorum. AB'ye aday olduğunuz bir dönemde yani yarın AB'ye aday olursa yabancıyı yasaklayamazsınız. Serbest dolaşımın olduğu kendi aralarında böyle bir yaklaşımda siz yabancı sayısını kısıtlayamazsınız. Şimdi ben o zaman da şunu söylemiştim. Eğer böyle olursa insanlar deler bu yasağı. Nitekim işte Türk yapılanlar hatırlayalım. Şimdi burada şunu çok iyi bilmek lazım. Serbest olan ülkelerde biliyorsunuz ekstra komüniter yasağı var sadece. Yani işte İtalya'da 2 mi 3 mi İspanya'da öyle. Onun dışında Avrupa'da serbest dolaşımda hiçbir şey yok. Geçen senenin son yılların şampiyonu Fransa, son yılların şampiyonu İtalya, dünya şampiyonluğunu bahsediyor. Buralarda serbest. Son yılların şampiyonu 2 tane kim? İspanya. Serbest mi? Serbest. Barcelona'da yine Pique oynuyor mu? Oynuyor demek ki. İyi oyuncu varsa zaten oynuyor. Hayır, iyi oyuncu oynuyor demek ki. Şimdi ben buraya yorulmadığını ifade, ben kendime göre, kendi şahsi düşüncem, ben buraya yormuyorum. İyi oyuncu oynar. Oynar. Yani oraya hedef göstermeyelim benim şahsi kanaatim. Şimdi burada kulüplerin federasyonla bu işi iyice toplanıp çok ciddi şekilde müzakere etmesi lazım. Getirecekler, götürecekler. Muhakkak ki milli takımımız hepimiz için özeldir. Ama tek sebep bu olabilir mi? Şimdi bugün Almanya'da serbest değil mi? Serbest. En azından büyük bir bölümü serbest. İngiltere'de serbest. Yani iyi oyuncu hangi pasaportu taşırsa taşısın oynar. Burada Avrupa'daki başarıda Avrupalıların yabancı oyuncuların önemi var mıdır? Vardır. Türk oyuncuların çok daha fazla vardır. Onlar da önemlidir. Ama sadece burada aramak yanlış olur. Yani biz şunu diyoruz. Şu mevkilerde genel olarak yabancı kullandığımız için bu mevkilerde milli takıma faydalı olacak oyuncular bulamıyoruz. Hayır şimdi bunu size, demek istiyoruz. Size kademeli olarak düşünde şunu soracağım. 5 tane yabancı diyorlar. 5 yabancı oynayacak kademeli olarak düşündüğün zaman. Şimdi sizin takıma bakıyorum ben. Yani 5 yabancı oynadığın zaman kimi göndereceksin? Nasıl 5 yabancıyla oynayacaksın? Şimdi şöyle bir veya şey. Ya yanına 6 Türk'ü nasıl monte edeceksin 5 yabancının yanına? Şimdi şöyle bir şey. Eğer Türkiye'de transfer sirkülasyonu kolay ise
bunun başa çıkılabilir. Öyle de bir zorluk var. Bugün Türk oyuncular 8 milyon, 10 milyon, 12 milyon yani az bir rakamlar değil. Peki Türkiye'de o rakamları edecek Türk oyuncu var mı? Şimdi var yok ama rakamlar bu yıllardır. Çünkü bu nereye yönlendirecektir? Türk oyuncuya yönlendirecektir siz doğal olarak. Çünkü rakam düştüğü zaman. Şimdi yani herkesin bütün kapıları açtığı, herkesin bütün küslükleri veyahut da yasakları bitirdiği bir ortamda bir daha düşünmek gerekir. Ben diyorum ki eğer benim Türk oyuncum var ise o mevkide hiç ve yabancıdan iyiyse kimse kullanmaz. Yani kıstas bu olmamalı. Kimse genç oyuncunun yolunu kesmez, önünü kesmez. Bak şöyle bir şey söyleyeyim ben. Yani kanunla, yasakla siz bir yere gelemezsiniz. Şimdi biz bu kapıdan çıkarsak sağımıza solumuza bakar mıyız? Bakarız. Işık yok. Kırmızı ışık yok burada. Ama bakıyoruz yine. Bu da aynı şey. Kanun olması gerekmiyor. Eğer Türk oyuncusu iyiyse o oynamalıdır zaten. Şimdi İspanya neredeyse yabancı cennete baktığınız zaman İspanyollar güne bir takımda 6 tane 7 tane olan var. Veyahut da hiç olmayan var ama yine dünya şampiyonu. Şimdi bunu biraz da bir daha tabii federasyon ne der bilmiyorum ama kulüpler birliğiyle beraber tüm bu konuyu bu konuyla ilgilenen, ilgilendiren bu kadar basit olmamalı bu karar. Hep beraber tekrardan oturmalı bir daha asgari müşterekte birleşmeliyiz. Herkes neden böyle olmak zorunda olduğunu veya neden olmadığını çarpıştırarak bu fikirleri ortaya çok ciddi bir fikir koymak lazım ve uygulamak lazım. Peki hocam bunun milli takımın başarısızlığının nedeni Türk oyuncuların kötü olması mı siz? Yani bizim oyuncularımız kötü oyuncular mı? Bizim milli takımımız neden başarısız? Şimdi ben orada istifa etmemin sebebi, o gün bırakmamın sebebi şuydu. Milli takım kulüplerin üstünde bir takım diyoruz ama kulüplerden bir türlü arındıramıyoruz. Yani bir kulüp diyor ki benden niye yok? Bir kulüp diyor ki benden niye az? O bir kulüp diyor ki benden niye fazla aldın? Bu kaos içerisinde bir milli takım seyircisi geliştirmek zorundayız. Yani kulüplerden mağda, kulüplerin dışında bu milli takım sevgisini, milli takım seyircisini geliştirmemiz lazım. Yani o takımlıydı, bu takımlıydı, bundan niye alındı, buradan niye alınmadı diye küçük, kısır çekişmelerden çok uzak olmalı milli takım. İki, artık kulüp yarışmalarının bu kadar tavana vurduğu bir ortamda milli takımın daha istikrarlı gitmesi lazım. Yani federasyon başkanının sık değiştiği, federasyon yönetiminin devamlı değiştiği, milli takım antrenörünün habire değiştiği bir ortamda çok başarı sağlayamazsınız. Bir diğeri, takvim çok dolu. Bu takvim doluluğunda milli takıma biraz kısa vadeli ama sık zamanlar ayırmak gerekir. Milli takım antrenörlüğü kolay değil. Zaman zaman bu başarısızlıklar olacaktır. Ama ben ona bağlamıyorum başarısızlığını. Yani bir başarısızlık olduğu zaman bu sadece oyuncularımızın işte çok fazla oyuncumuz yok. Ben aynı fikirde değilim. Peki hocam şunu merak ediyorum. Şimdi biz milli takımımız başarısız da milli takımımız nerede başarısız? Yani bu gruplar zaten bizim milli takımımızın başarısız olacağı gruplar değil. Sorun orada biraz. Yani eski gruplara baktığımız zaman üzerimize 3 tane baba takım çıkıyordu mesela. Bizim dönemimizde biz aşağıdan geliyorduk o zaman. Evet. Şimdi bizim üstümüzde takım yok ki, bir tane takım var. Hep çıkan takımlar kalite olarak ve futbolcu kapasite olarak bizim altımızda takımlar. Yani biz normalde geçmemiz gereken ülkeleri zaten geçemiyoruz. Şimdi, bir de bu soru, bir şey daha soracağım. Bu ağır bir soru biraz. Yani cevap vermeyebilirsiniz. Problem değil. Sizce Abdullah Avcı milli takım için doğru tercih mi? Şimdi ilk sorunuzdan geleyim ben size. Bir defa bizim ülkemizde Avrupalı'la, dünyalı'la yarışacak her zaman bir milli takımımız olur. Olmuştur, olacaktır. Ancak başarısızlıklarda da çok fazla böyle telaşa kapılmamak lazım. Olabilir, gidemiyoruz deyip nerede hata yaptığımızı araştırıp da istikrarla devam etmek lazım.
Daha çok birlikte olmak lazım. Daha çok yardım etmek lazım oraya. Abdullah Avcı'ya gelince, Abdullah böyle bir seçim yapılmış. Bunun artık üzerinde durmanın manası yok Sergen. Doğrudur, yanlıştır, iyidir, kötüdür. Abdullah da çok uzun yıllardır antrenörlük yapıyor. Böyle bir seçim yapıldı. Hepimizin saygı duyması lazım. Oraya da fazla girmemek lazım. Gelen federasyon başkanı ve yönetim onu tercih etmiştir. Bizim hepimizin ona yardım etmesi gerekir. Zaten yakında gidecek herhalde.